Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Bugün Kastamonu sürü size saç kavurma yapacağız. Ben buraya malzemelerimi ayırdım. Ondan sonra biberimi doğradım ince ince. Domatesimi doğradım, kabuklarını soydum. Güzelce ince ince doğradım. Tavuğumu da güzelce doğradım. Ondan sonra küçük küçük doğradım. Burada krema, ben kendim yapıyorum kremamı evde. Bu krema benim yaptığım kremadır arkadaşlar. Ondan sonra yarım su bardağı zeytinyağı. Ondan sonra 4-5 diş sarımsak. Bizim Taşköprü'nün meşhur sarımsağıdır. Bizim kendi sarımsağımızdır. Ondan sonra 125 gram tereyağı, sana yağ. 125 gram da tereyağı arkadaşlar. Şimdi öncelikle aygazını şöyle açalım. Açtıktan sonra ilk önce yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Evet teyzeciğim. Bu böyle hopurdaması lazım. Aynı bu şekilde. Arkadaşlar bir de ben size şunu belirtmek istiyorum. Benim kardeşim soğan sevmediği için ben bugün kavurmaya soğan katmayacağım. Bunu da belirteyim baştan. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Çünkü kardeşim kavurmayı ama yemediği için, soğanlı yemediği için soğan katmıyorum. Soğan katınca daha güzel oluyor. Bunu da belirteyim. Siz soğanlı yapın arkadaşlar. Soğanları da ince ince doğrayın. Aynı bu şekilde. Kavurmamız çok güzel olur, lezzetli olur. Kastamonu kavurma yaparız. Yani nasıl kastamonu üzerine kavurma, biz bunu biliyoruz derseniz biz devamlı bunu yaparız. Bunun kırmızı etinin olandan da yaparız. Çok güzel olur. Ana yemeğimiz budur arkadaşlar. Ana yemek olarak yaparız. Çok lezzetli olur. Arkadaşlar bana beğeni, like atmayı lütfen unutmayınız. Beni desteklemeyi, güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Her gün sizle çeşit çeşit yemekler yapacağız arkadaşlar. Her gün ama. Aynı bu şekilde. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Saç kavurmasını, bir de bunun yanında cacık yaparız biz. Cacıkla çok güzel olur. Bir de pilav yapacağız. Pilavla da çok güzel olur arkadaşlar. Böyle yanına koyarız. Çok ama çok şahane bir yemeğimiz olur. Saç kavurmamız. Ben bunu Bakırlar Çarşısı'ndan aldım sadece arkadaşlar. Oradan da alabilirsiniz. Tam 4 sene oluyor bunu alalı. Devamlı kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Devamlı kullanıyorum ben bunu. İlk önce biberimi atıyorum. Biraz biberli ölsün diye arkadaşlar. Biberimi atıyorum. Bir de sarımsağımı atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Teyze iyi çekiyor musun? Evet. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Bir kere sarımsakla şöyle eve bir koku yayalım arkadaşlar. Biber kokusu, sarımsak kokusu. Güzelce yapalım. Arkadaşlar. Ben az birinci videomda da belirttim. Ben çalışmıyorum. Bülent Bey niye çalışmıyorsunuz diye sorarsanız ben annem hasta, kanser hastası kendisi. O yüzden ben evde devamlı anneme bakıyorum. Devamlı evdeyim arkadaşlar. Yemeği, bütün yemekleri evde ne gördüğünüz temizlik olsun, yemek olsun hepsini ben yapıyorum arkadaşlar. Çünkü annem hasta olduğu için çalışamıyorum. Devamlı böyle evde annem ne canı çekerse hepsini teker teker yapıyorum anneciğime arkadaşlar. Allah herkese hayırlı evlat versin ilk başta, değil mi teyzeciğim? Evet. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Bunu böyle kavuruyoruz. Şimdi yani şu anda bir sarımsak kokusu çıktı. Biber kokusu. Bir görmeniz lazım. Çok nefis bir şekilde koku. Ben çok severim yemek kokusunu. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Saç kavurmam çok harika olur. Bunu bir de biz bazlama yapmıştık ya. Bazlamayı bana suyuna yemesini çok severiz arkadaşlar. Bir de ben size ne diyeceğim arkadaşlar. Yani Bülent Bey niye çalışmıyorsunuz derseniz, yorumlarınız öyle gelirse, dediğim gibi ben anneme bakıyorum arkadaşlar. Anneme baktığım için devamlı evde yemek yapıyorum. Devamlı yemekleri ben pişiriyorum. Devamlı ama arkadaşlar. Evde gördüğünüz, ben çok titiz bir insanım. Yani evde gördüğünüz şekilde temizliğim, her şeyimi ben yapıyorum arkadaşlar.
Her gün de misafirim gelir, teyzem gelir. Ondan sonra öbür teyzelerim gelir. Her gün misafir, yemekleri bol bol yaparım. Hepsine telefon açarım. Gelin yemek yiyoruz, beraber yiyelim diye. Hepsini de çok severim. Hatta dün hamur kestik arkadaşlar. O kadar çok güzel oldu ki sarımsaklı hamur. Ondan sonra çok güzel oldu. Beraber kestik, yedik. Ondan üstüne de kızgın tereyağını attık. Sarımsaklı yoğurdumuzu da koyduk. O kadar güzel oldu ki anlatamam yani. Ben size teker teker göstereceğim hamur nasıl kesilir. Ondan sonra hamur nasıl pişirilir. Onları size bizzat göstereceğim arkadaşlar. Yanına da benim yaptığım yağlı turşu, kırmızı biber turşusundan çıkardım. O kadar şahane oldu ki anlatamam. Turşularımı ben kuruyorum arkadaşlar. Ondan sonra nasıl turşu kuruyorsunuz Bülent Bey diye sorarsanız, karışık turşu kuruyorum, sırf salatalık turşusu kuruyorum arkadaşlar. Kırmızı biber turşusu kuruyorum. Kavanozları acılı yapıyorum. Hepsini teker teker yapıyorum arkadaşlar. Ben sizi birazdan acılı yaptığım öbür balkonuma kaldırdım. Onları da bizzat göstereceğim arkadaşlar. Tarhana da yapıyor tabii bu arada. Evet, tarhanamız da arkadaşlar, tarhanamız da çok güzel oldu. Şöyle biz bu kızarırken tarhanayı alıp büyük tarhanayı getirelim. Ben tarhanamı da getirelim, büyük tarhanamı. Büyük kaptaki olanı getirelim arkadaşlar. Geldim, her şey soğanımı, biberimi, her şeyimi doğradım içine. Yani ne aklınıza gelir, dalaklarını, dereotunu hepsini koydum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bir de şuraya bak. Ondan sonra çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir de şeye gitsene. Karıştırma şeyini. Çok ve lezzetli bir tarhanam oldu arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi şeyimi koyuyorum. Tavuğumu, doğradığım tavuğumu. Güzelce göğüs, tavuk göğsünden yaptırdım arkadaşlar. Güzelce koyuyorum. Beraber kızarsın. Üstüne de arkadaşlar zeytinyağım vardı ya, yarım su bardağı zeytinyağımı da koyuyorum. Arkadaşlar bu şekilde. Teyze biz bu kavruna kadar tarhanamızı gösterelim. Arkadaşlar tarhanam bu. Daha bundan 3 kova daha var. Biz çok kalabalık aile olduğumuzdan tarhanamı kardım. Tam 25 kilo un gitti. Artı ondan sonra 10 kiloluk bir de un gitti arkadaşlar. Toplam 35 kilo unum gitti. Tarhanamı böyle karıyorum arkadaşlar. Yani ben kimsenin tarhanasını yiyemiyorum arkadaşlar. Annem önceden karardı, şimdi de karma bana geldi. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Bakar mısınız tarhanama? Aynı bu şekilde çok lezzetli. Çok lezzetli yani tarhanamız. Biz buna yaş tarhana deriz arkadaşlar. Bunu da böyle kardım. Daha bunun olmasına biraz daha var. Biraz daha ekşiyince daha güzel oluyor. Benim terasım var yukarıda. Bunu ağzını kapatıyorum. Terasa kışın soğuk oluyor ya. Teras. Terasa koyuyorum. Terasa tarhanam duruyor arkadaşlar. Hiç bozulmuyor. Bir de ben üstüne püllenmesin falan diye gerçek zeytinyağından şöyle biraz sepiştiriyorum. Gerçek zeytinyağı döküyorum biraz. Böyle ağzımı kapatıp koy veriyorum arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Ve bunun içinde dalaklarımız var, deri otumuz var. Soğanımız, kırmızı biberimiz, domatesimiz, her şeyimiz. Bütün çeşitlerden. Her şeylerden koydum arkadaşlar. Acı biberimiz var, Arnavut biberimiz. Hepsinden güzel şekilde yaptım. Çok güzel bir şekilde. Bunu devamlı arkadaşlar, bu ekşiyene kadar devamlı karıştırmak zorundayız bunu. Eğer bu devamlı karışmazsa olmaz. Bu kabarıyor. Kabardıkça taşabiliyor bundan. Aynı bu şekilde söyleyeyim ben size. Taşabiliyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Teyze çekiyor mu? Evet. Aynı arkadaşlar. Tarhanamızı yaptık. Gelin buyurun çorba içelim. Çorba pişirelim. Çok güzel olur. Şöyle ben alayım. Evet, kavurmamıza geçelim arkadaşlar. Bakalım kavurmamız ne alemde. Ondan sonra böyle. Çok güzel koktu. Evet. Güzel koktu mu teyzeciğim? Evet, çok güzel koktu. Ellerine sağlık şimdi. Bunun yanında cacıklar ne güzel gider değil mi teyze? Evet. Cacığın da seni arkadaşlar, çok seviyorum. Arkadaşlar kırmızı etle de seviyoruz. Teyzem kurbandan beri dedi, kırmızı etten artık bıktım Bülent dedi. Ondan sonra tavuk etinden yapalım. Aslen bu kırmızı etten yapılır. Ben de teyzem kırmızı eti fazla şey tüketmiyor diye tavuk etinden yapalım dedi. Kendi ben tavukları. Kendi tavukları. Bu arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Bu çarşı market tavuğumuz değil. Bu bizim kendi
tavuğumuz. Anlatabildim mi? Nasıl kendi tavuğunuz Bülent Bey derseniz, benim Dadai'de konağım var demiştim ya, o konakta tavuk besliyoruz arkadaşlar. 40-50 tane tavuğum var. Böyle devamlı, annem hasta olduğundan beri devamlı kesip kesip tavuklarımızı yiyoruz. Hybora cinsi kendileri. Göğsünü bir tarafa ayırıyorum, göğüs kısmını. Bu göğüs kısmından yapılıyor arkadaşlar. Tavuklarım bile doğal besleniyor. Annem kanser hastası olduğu için devamlı doğal şeyler yemesi lazım. O yüzden hayatta marketten tavuk almayız. Hayatta marketten kanat almayız. Devamlı bizim tavuklardan yaparız arkadaşlar. Yumurtaları da öyle. Yumurtalarımız da organik. Yumurtalarımız gelir. Babaannem bakıyor orada. Yumurtalarımız böyle hep, her şeyimiz A'dan Z'ye kadar gelir arkadaşlar. Bir de ben şuna çok dikkat ederim arkadaşlar. Biz süt, yoğurt alıyoruz ya. Mesela ben çok titiz bir insan olduğum için mesela kimden yoğurt alırsam onun evine ziyarete giderim arkadaşlar. Niye ziyarete gidiyorsunuz Bülent Bey diye sorarsanız, hani yediğimiz içtiğimiz evler temiz mi değil mi, kim yapıyor, nerede yapılıyor diye onlara ben çok dikkat ederim. Ve yoğurtçumuzun evine gider bir zat bakarım temizler mi değiller mi diye. Eğer temizlerse devamlı oradan yoğurt alırız. Eğer temiz değillerse yoğurtçumuzdan yoğurt almayız bir dahakine arkadaşlar. Ama genellikle ben süt alıyorum, köy süt ama. Köy süt alıyorum, devamlı kendim yapıyorum. Kendim çalıyorum yoğurdumu. Çok ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yoğurdum bu nedenden dolayı çok güzel olur. Ve daş gibi de yoğurdum olur arkadaşlar. Çok güzel olur ama yoğurdum. Değil mi teyze? Evet, yoğurt çok güzel oluyor. Taş gibi oluyor maşallah. Maşallah. Bir de arkadaşlar bizim burada manda deriz. Yani Kastamonu sucuk kömüş derler bizim burada. Kömüşün yoğurdunda çok bayılırım. Çok güzel olur. Ondan sonra çok lezzetli bir kömüş yoğurdumuz vardır Kastamonu'da. Yani ben kömüş yoğurdunun nasıl diyeyim ben size. İnşallah herkes bu kömüşleri ya da mandaları beslerler arkadaşlar. Niye diye sorarsanız, çok faydalı yoğurdu da sütü de arkadaşlar. Yani ben size nasıl diyeyim. Bir yeseniz böyle peynir gibi kesiyoruz. Ama ben onu dediğim gibi onun da sütünü alıyorum. Kendim çalıyorum arkadaşlar. Yoğurdumu kendim yapıyorum. Böyle yemin ederim size daş gibi oluyor. Şeyle kesiyorum böyle. Bıçakla kesiyorum arkadaşlar. Yoğurdun, kömüşün yoğurdu öyle oluyor arkadaşlar. Yani bizim burada kömüş derler. Siz manda olarak bilirsiniz arkadaşlar. Hatta Kastamonu'nun dizisi çekilmişti, Manda Yuvası diye. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Oradan ayrı Kastamonu burada film çekilmişti. Bizim burada Araç ilçesinin bir köyünde çekildi o. Film çok güzeldi. Hayranlıkla izlerim yani. Çok güzel bir filmdi arkadaşlar. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Teyze gösterdim mi? Ben şimdi bunlar iyi şey yapsın diye şeyini de katıyorum, domatesini arkadaşlar. Güzelce domatesimi de katıyorum. Domatesimi kattıktan sonra kremamı en son katıyorum arkadaşlar. Biraz domatesin suyunu çektikten sonra falan en sonda kremamı katıyorum. Çok şahane bir tat oluyor arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar buna tuzumu, biberimi, her şeyimi katayım. Siz de görün gözünüzün önünde. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ama bu çarşı ekmeğiyle yenmez arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle hamur ekmeği yani... Hamurlu ekmeği de yenir yani. Bazlama diyoruz. Bazlama diyoruz arkadaşlar. Evet. Gayet. Bazlamayı ısıtacaksın. Bazlamayı fırına koyacaksın. Sımsıcak olacak. Bunu bana yiyeceksin arkadaşlar. Çok harika olur. Elimizin altında olduğu için bazlama biz devamlı yiyoruz. Çok güzel olur arkadaşlar bazlama. Ondan sonra arkadaşlar az bir şeyde ben kimyon koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Çok az bir şey ama koyuyorum. Fazla koyunca kimyon bozuyor tadını arkadaşlar. Bir de şurada 7 çeşit baharatım var. 7 çeşit. Ben bunu dolmalarda kullanıyorum. Şey dolmalarında, üzüm yaprağı dolmalarımda kullanıyorum. Et dolmalarımda kullanıyorum. O kadar güzel oluyor ki ben size anlatamam yani. Dolmayı baharatlı seviyorum arkadaşlar nedense. Çok güzel bir şekilde tat veriyor. Şundan da az bir şey koydum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar benim bir de şeyim var. Söylesenize baharatlı sebzeli çeşnim var. Bundan devamlı tüketirim. Çok güzel olur. Bütün şeyler içinde var. Sarımsağından tutun. Maydanozundan tutun. Bütün şeyler sebzeli çeşni. Çok az koyuyorum tat versin diye. Çok az arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar biraz da tuz ekleyelim buna.
Şöyle az bir şey tuz ekleyeceğim. Tadına varana kadar şöyle az. Bunu böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Şu görünüme bakar mısınız bir? Anlatamam yani tadını. Şuna bir bakın arkadaşlar. Oh teyze çok güzel olmuş. Gerçekten öyle. Şimdiden heyecanlanıyorum ben yememek olmuş. için. Çok güzel olmuş. Teyze bir de manda yoğurdu çıkarız bunun yanına. Bir de cacık yaparız. Beraber yeriz. Şimdiden afiyet olsun. Vallahi. Ne zaman pişecek diye bakıyorum arkadaşlar şu anda. Bu şimdi suyunu güzelce çekecek arkadaşlar. Attığım etler, domatesler kavrulacak. Çok güzel bir tat olacak. Anlatamam yani ben size. Ama dediğim gibi az önce de belirttim videomda. Biz bunu kırmızı etle yaparız. Dediğim gibi teyzem kırmızı etten bıktım. Niye bıktın dediğimde sorduğumda kurbandan beri kırmızı et yiyoruz dedi. Ondan sonra o yüzden tavuk etinden yapalım Bülent bugün dedi. Tamam teyzeciğim dedim ben de. Seni mi kıracağım dedim. Kırmızı etten yapacağımıza tavuk etinden yaptık. Bu da kendi tavuğumuzdur. Organik tavuktur. Güzelce doğradık arkadaşlar. Şimdiden kendine bunda, çok teşekkür ediyorum. Bunu da ben size belirteyim ilk başta. Ben dolaba koyurken tavuğu kesinlikle bütün koymam arkadaşlar. Niye bütün koymazsınız Bülent Bey diye sorarsanız. Tavuk çünkü bütün koyduğumda ben onun kanadını ayrı koyarım. Tavuğu bölerim yani arkadaşlar. Kesinlikle bütün tavuk buzdolabına koymam. Kanadını bölerim, budunu bölerim. Ondan sonra göğsünü ayırırım dolaba. Şu göğüs, şu but diye hepsini kanat diye ayırır öyle koyarım arkadaşlar. Ha Bülent Bey bunu bir tavuk daha mı çıkarıyoruz diye sorarsanız hayır arkadaşlar. Yani biz bir Dadaya gittiğimiz zaman burada Daday buranın ilçesi. Biz oradan 4-5 tane ya da bilemeyiniz 6 tane tavuk kesip geliyoruz arkadaşlar. Kendi tavuklarımız. Bunları öyle yapıyorum. Güzelce ayıtlıyorum ve tavuk videomu da anlatacağım. Nasıl tavuk ayıtlanır? Nasıl tavuk kesilir? Bizzat size videomda göstereceğim arkadaşlar. Tavuk ayıtlaması da çok önemlidir arkadaşlar. Bunu da size bizzat göstereceğim arkadaşlar videomda. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız be? Teyze güzel gösteriyor mu? Evet. Şöyle kaşığımızı da şöyle koyalım. Şu benim kaşıklığımdır. Şöyle. Şu taslarımızı bağlıyorum arkadaşlar. Teyzeciğim şöyle. Çok güzel ve çok ve lezzetli olur arkadaşlar. Biraz pişmesine zaman var. Biraz pişirelim dediğim 15-20 ya da 25 dakika içinde hazır olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi... ben kremasını da koyuyorum bunu. Beraber kaynasın, beraber olsun diye. Bu dediğim gibi ev yapımı kremamdır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evde kendim yapıyorum kremamı. Marketlerden almıyorum. Bunu da belirteyim. Tarif isteyenler için verebilirim arkadaşlar. Kremamı da koydum. Nasıl diyeyim? Bir su bardağından biraz daha az krema koydum arkadaşlar. Krem olunca çok lezzetli olur arkadaşlar. Çok. Arkadaşlar biraz bu suyunu çekecek. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Suyunu çektikten sonra tekrardan suyunu çekecek. Suyunu çektikten sonra sizle görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi cacıklarımızı yaptık. Şöyle gösterir teyze cacıklarımızı. Şöyle üstünden ağır. Cacıklarımızı yaptık arkadaşlar. Kavurmamızda cacık çok güzel olur şu anda. Kavurmamızı da yaptık. Teyze gel kavurmaya. Gördünüz mü arkadaşlar? O kadar güzel oldu ki anlatamam yani. Çok güzel oldu. Şimdi bunu aileye çek. Afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Şuradan ben bir tabak çıkarayım. Şöyle. Teyze gösteriyor mu? Evet. Arkadaşlar şöyle. Şöyle masamızın üstüne koyalım. Ondan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar altını kapatıyorum. Kavurmam çok güzel oldu. Şöyle. Dilerse yine koyuyorum. Şöyle teyze bak şundan ikisini çek. Arkadaşlar cacık kavurma. Cacığı da kendi ellerimden yaptım arkadaşlar. Güzel olmuş mu? Allah'a. Çok güzel. Ve bunu manda yoğurduyla yaptım arkadaşlar. Manda yoğurdu kullandım. Birazcık manda yoğurdu kullandım.
Ondan sonra arkadaşlar şu cacığımı sorarsanız buna niye Bülent Bey'e pul biber katmadınız diye sorarsanız anneme pul biber dokunuyor. O yüzden ona pul biber katmadım arkadaşlar. Anneme dokunduğu için. Şöyle güzelce servisimizi alalım. Bir tabak. Biz şu anda 5 kişiyiz arkadaşlar. 5 tane tabağımıza dolduruyoruz. Evet. Şu şekil. Arkadaşlar şu yağını görüyor musunuz? Size göstereyim mi? Şu yağı var ya o kadar lezzetli ki anlatamam yani. Çok güzel oldu. Ama kesinlikle kremasız yapmayın. Krema çok güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Ben de size bunu belirteyim. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Artık yarın ne yaparız, ne yemekler yaparız olsun şu anda bilemiyorum. Yarın da görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Bir de ben size söyleyeceğim. Bana abone olmayı, like atmayı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Güzel yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.